Bu GEDAR dediğimiz şey kadına karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi sözleşmesi. Yani ismi böyle. Bu 18 Aralık 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul ediliyor. Daha sonra 1981'de yürürlüğe giriyor. Tabii buna ülkeler imza atıyor. Türkiye'de imza atan ülkelerden birisi. Ama fazla uygulanmıyor. Daha sonra işte bu dış baskılar diyelim, baskılarla işte 2011'de işte İstanbul Sözleşmesi oluyor. Ama onun öncesi var. Yani uygulanmıyor derken uygulanmaya başlanıyor. Yani Aile ve Kadın Bakanlığı kuruluyor. Genel müdürlükler kuruluyor. İşte bir takım kanuni düzenlemeler yapılıyor. Ondan sonra ve işte bu İstanbul Sözleşmesi de 1 Ağustos 2014'ten itibaren resmen yürürlüğe giriyor. Yani şimdi şöyle işin temeline aslına bakmak lazım. Yani gerek GEDAV olsun gerek İstanbul Sözleşmesi olsun gerekse Avrupa Birliği'ne girmek için yapılan kanunlar işte paket programları vesaireler olsun. Şuna bakmamız lazım. Yani bunlar bizim bünyemize uyuyor mu, uyar mı? Ve bunun neticesi ne olur? Yani biz bunu hesap etmemiz lazım. Yani GEDAV oldu diye biz kabul edecek veya onun bütün dayatmalarını kabul edecek diye bir şey yok. Biz hür ve müstakil bir ülkeyiz. Biz kendi kendimize bakmamız lazım. Dolayısıyla bu kanunları irdelediğimizde, incelediğimizde, tahlil ettiğimizde ve son anda uygulamalarına baktığımızda bünyemize uymadığını görüyoruz. Yani hiçbir şeyiyle bünyemize uymuyor. Yani biz Müslüman bir topluluğuz. Türkiye'nin %99'u Müslümandır. Yani bizde aile yapımız zaten aslına bakarsan kanunlarla tanzim edilmez. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da aileye yönelik temel kanunlar var. Ama birkaç madde. Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadisleri var ama çok yok. Ama uygulama var. Yani Efendimizin bir aile yaşayışı var. Sahabe-i kiram onu taklit etmiş. Daha sonraki Müslüman topluluklar taklit etmiş. İşte bizim İslami esaslar dediğimiz ve kanun olmasa bile yani herkesin uyduğu bu gelenek görenekler sayesinde asırlardan beri huzurlu bir cemiyet halinde yaşamışız. Ailelerimiz huzurlu bir şekilde yaşamış. Bu günümüzde olduğu kadar bu kadar boşanma yoktu, bu kadar sıkıntılar yoktu, kavga dövüş yoktu. Yani GDO'lu ürünler gibi bütün bu GEDAV'ın dayattığı kanunlar da Avrupa Birliği'nin dayattığı bu işte İstanbul Sözleşmesi de GDO'lu ürünler gibi bizim yapımıza ters. Yani bizim kimyamız bozulmak isteniyor. Genetiğimiz değiştirilmek isteniyor. Bu bizim yapımıza ters. Peki biz bunu niye uyguluyoruz? Yani bize silah mı dayatılıyor? Yani ne mecburiyetimiz var? Efendim Birleşmiş Milletler kararı deniyor. Şimdi Birleşmiş Milletler kararı deyince İsrail ile ilgili Birleşmiş Milletler belki şu ana kadar 500 küsur karar almış durumda. Yani kınama kararı işte ikide bir daha şimdi Gazze'yi bombalıyor. Durup durduk ya da canı sıkıldıkça geliyor Müslüman öldürüyor. Birleşmiş Milletler de sadece kınıyor. İsrail Başbakanı da diyor ki işte efendim diyorlar sizi kınadılar, karar aldılar. Kim yaptı? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler mi diyor? Ben onu göremiyorum diyor. Dalga geçiyor yani. Şimdi her kararına uymak mecburiyetinde değiliz ki. Biz hür ve müstakil bir ülkeyiz. Mesele şu, yani biz niye uyacağız yani? Şu anda ailemiz tahrip oluyor. Yani insanlarımız mesela evden uzaklaştırılıyor. Kaç bin kişi, hatta kaç yüz bin kişi evden uzaklaştırılma cezası almış. Bu ne demek? Adam müdür mesela, adam entelektüel kişi, hanımıyla tartışmış. O da işte gidip karakola şikayet etmiş. Mahkeme kararıyla bilmem ne de evden uzaklaştırılma cezası almış. 6 ay. Şimdi bu insanlar kalbi birbirine doğrulur mu? Doğrulmuyor. Halbuki bizim yapımızda nedir? Yani işte uzlaşma heyetleri var. Büyüklerimiz var, dedeler var, nineler var, konu var, komşu var. Bir araya gelir, devreye girer. Hiç mahkemeye gidilmeden
meseleler hallolur. Aile içi meselesi. Aile içi şiddet bizde yoktur. Bunlar Avrupa'nın uydurduğu şeyler. Kendiler uyguluyor. Kendiler aile içi şiddet uyduruyor. Bizde bir fiske bile vurulmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir fiske bile vurmamış hanımlarına ve çocuklarına ve hiçbir çocuğa, hiçbir insana bir fiske bile vurmamış. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Aile mahremiyeti de bir şey kalmadı. Bu diziler bizim aile yapımızı mahvettiler. Yani bizim ailemiz o dizilerdeki gibi bir aile değil ki. Bizim yaşayışımız o dizilerde anlatılan gibi bir yaşayış değil ki. Yani bizde kimse kimsenin namusuna yan bakmaz. Kem gözle bakmaz. Hatta ikinci bir defa bakış yasaklanmış namahreme bizim dinimizde yani. Köyde olsun, kasabada olsun, şehirde olsun yüzünü çevirir. Lütfen bu yanlışlardan vazgeçin. Yani annelik horlanıyor resmen. Ev hanımlığı horlanıyor. Yani şimdi hani ayrımcılık deniyor ya. Ayrımcılık budur. Yani ev hanımlığı sanki böyle kötü bir şeymiş gibi. Annelik sanki böyle öcüymüş gibi. Annelik kadar değerli bir şey var mı? Yani annelik kadar şerefli bir meslek var mı? Annelik kadar ağır bir işçilik var mı? Annelik kadar haysiyetli bir iş var mı? Yani anneliğin yüceltilmesi lazım. Anneliğe sahip çıkması lazım. Ev hanımlığına sahip çıkılması lazım. Yani yuvayı yapan dişi kuştur. Yani evde bir hanım olmazsa o yuvada huzur olmaz ki. Tat dışlık olmaz yani. Bir güzellik olmaz yani. Kadın dışarıda olursa, sokakta olursa, çalışırsa, eve yorgun argın gelirse. Yani o çocuklara niye acımıyorsunuz? Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey annedir. Ama anne yok. Çocuğu kreşe verecek mi? Çocuğu bakıcıya verecek mi? Çocuğun bakıcısına 1300 lira para verecekmiş. Kardeşim paranız böyle çoksa Allah daha çok etsin. Yani devletimizi daha zengin etsin, varlıklı etsin. Onu anneye verin. Dolayısıyla annelere sahip çıkılması lazım. Yani yapılan şey ters. Benim zoruma giden şey bu. Yani anneler adına ben şey yapıyorum, sesimi yükseltmek istiyorum. Annelik horlanıyor. Sanki ev kadınlığı kötü bir şeymiş gibi. Evet, çalışan çalışsın, ona bir şey demiyoruz yani. Ama illa herkes çalışacak, herkes şey yapacak diye. Yani buna teşvik etmek yerine herkesin, yani hanımların fıtratına en güzel şey nedir? Anne olmaktır. Yani anne olmanın değeri, kıymeti layıkıyla biliniyor mu acaba? Yani o Sayın Bakan, yani kendisi de annedir. Bunu en iyi kendisinin bilmesi lazım. Yani dolayısıyla yapılan şey, ben kesinlikle şunun altını çiziyorum. Yapılan şey yanlıştır. Yanlış diye de haykırmak lazım yani. Yanlıştan dönmek lazım. Bunu size kim zorluyor? Yani Avrupa Birliği. Avrupa Birliği daha bizi almadı bile arasına. Neden kanunlarına uyuluyoruz? Neden kanunlarına uyuluyor? Neden onların dedikleri yapılıyor? Bizi almamış arasına. Bizi kabul etmiyor. Hatta çok hakarettamiz ifadeler var. Avrupa Birliği'nin daha geçen Türkiye aldığı kararlar var, şeyler var. Peki biz onların niye her dediğini yapıyoruz yani? En başta kadın. Kadın dediğimiz zaman anne. Anneden sonra aile. Bu cemiyetin temel taşıdır. Eğer bu aile sarsılırsa, yani kadınlar azci vazifesinin dışında annelikten koparılırsa cemiyetimiz sarsıntı geçirir. Ve bir müddet sonra cemiyet diye bir şey, cemiyette huzur diye bir şey olmaz. Cemiyet diye bir şey olmaz. Allah esirgesin, yani işte beka meselesi budur. Hani deniyor ya beka meselesi, asıl beka meselesi budur. Yani cemiyet olmazsa, aile olmazsa bizim bekamız olmaz. Biz ne olur? Köleleşiriz. Yarın onların her dediğini yapmak mecburiyetinde kalırız. Onların, yani bize bunları dayatanların emri altına gireriz. Bizim çünkü temel yapımız bozulmuş olacak. Huzur kalmayacak. Çocuklar şefkatsiz büyüyecek. Yani anne şefkatinden mahrum büyüyen çocuklar problemli çocuklardır. Yani bunu bütün ilim adamları söylüyor. Yani bizim bütün çocuklarımız yarın problemli bir hale gelecek. Niye? Çünkü evde dede yok.
Yani aileyi çekirdek aile haline getirdiler ilk önce. Evde dede yok, nine yok. Anne yok, baba yok. Baba zaten çalışıyor dışarıda. Anne de çalışıyor dışarıda. Çocuk kreşte. Kimde? Yani o bakıcı, çocuk bakıcısı dediğiniz, sizin maaş verdiğiniz ne kadar değerli insan olursa olsun, ne kadar iyi eğitim almış olursa olsun, annenin şefkatini gösteremez. Kardeşim, annelik çok zor bir hadisedir.